Elbette umuyoruz ve diliyoruz ki herkes aşı olur. Aşılama süreci devam ediyor. Şimdi konuyla ilgili önemli bir isim Skype bağlantısı üzerinden karşımda hazır. Profesör Doktor Sayın Tayfun Uzbay, farmakolog efendim kendisi. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Gün içinde ne nasılsınız? İyi günler Sinem Hanım. Hoş bulduk. Günler diliyorum. İyi bir yayın olsun. Hepimizin. İyiyim. Sizler de iyisiniz umarım. Valla iyi olacağız inşallah. Şimdi önemli bir süreç tabii yaşadığımız süreç. Aşılama süreci devam ediyor. Hocam biraz bilgi verir misiniz? Çünkü kafa karışıklığına neden olan kavram kargaşası yaşadığımız hususlar da var aşılama konusunda. Öncelikle hangi aşının uygulanmasının şu anda daha sağlıklı ve elverişli olduğunu düşünüyorsunuz? Sinem Hanım, geçen yıl bu zamanlarda hemen hemen başındaydık bu pandeminin Türkiye olarak. O sırada genellikle ne konuşuluyordu? Aşı olalım mı, aşı olmayalım mı? Aşılar yetişir mi? Ne zaman gelir? Hatta bir grup işte aşı tereddütü, aşı retçiliği oluşmuştu. Şu anda yeteri kadar aşı olduğu anlaşılıyor. Vatandaşlara seçenek bile sunuluyor. Burada da gene bir kafa karışıklığına gerek yok. Öncelikle aşı olmamız gerekiyor. Ben onu söyleyeyim. Hangi aşıya ulaşabiliyorlarsa o aşıyı rahatlıkla yaptırabilirler. Burada çok teknik ayrıntılara giriyorlar vatandaşlar ve BioNTech'i mi yaptıralım, Sinovac'ı mı yaptıralım, bu ikisinden hangisi daha iyidir gibi böyle keskin ve kesin net sonuçlar almak istiyorlar. Şimdi her iki aşının da daha önce gerçekleştirilen çalışmalarına göz atalım. Bunların faz 1 ve faz 2 süreçleri oldu. Faz 1 ve faz 2 süreçleri üzerinden hem güvenilirlikleri hem etkinlikleriyle ilgili, hani bu çok tartışılan Sinovac aşısıyla ilişkili olarak da geçerli çalışmaların sonuçları paylaşıldı. Çok az kişi üzerinde durdu ama mesela bu Çin aşısı denilen Sinovac aşısının da hem 19-59 yaş grubunda hem de 59 yaşın üzerindeki daha yaşlı gruplarda güvenilirliği ve etkinliği ile ilgili çalışmalar bilim dergisinde, saygın bilim dergisi olan Lancet'te yayınlandı. Ayrıca ülkemizde hem bu aşıyla ilgili, Çin aşısıyla ilgili hem de BioNTech aşısıyla ilgili faz 3 dönemine katılımlar oldu. Türkiye'deki sonuçlar da açıklandı biliyorsunuz ve bizdeki sonuçlar oldukça yüksekti mesela Çin aşısı için. %95 civarında koruyuculuktan bahsedildi. Daha sonra kafalar karıştı tabii. Brezilya'da bir %50'den bahsedildi. Başka bir ülkede %78'den bahsedildi. Şimdi bunlar çok teknik ayrıntılar ve buraya kimsenin takılmaması lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bilimin kabul ettiği çerçeveler içerisinde her iki aşının da koruyuculuğu. Şimdi Çin aşısı inaktif aşı, bilimsel teknikle üretilen bir aşı. En azından mesela tetanoz aşısına benzer bir teknikle üretilen bir aşı, klasik bir aşı. Onun böyle bir artısı var mesela. Virüsün tamamı tanıtılıyor vücuda. Messenger RNA aşısı, yani BioNTech aşısı, yeni bir teknolojiyle geliştirilmiş bir aşı. İşte koruyuculuğunun çok daha fazla olduğuna dair bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Ama aynı zamanda alerjik reaksiyonlar yaptığına dair bir takım... Bakın ikisi de spekülasyon. Baktığımız zaman BioNTech aşısının hocam, da... Hocam ama bir şey söyleyeceğim, lafınızı balla kesiyorum. Az önceki haberimizde alerjik reaksiyonlarla ilgili bir bölüm vardı. Hatta ayrı bir haberimiz de var bununla ilgili. Şimdi önemsiyoruz ama o alerjik reaksiyonları. Çünkü o alerjik reaksiyonlarda ikinci doz uygulanamama durumu da var. Ama bunu izledim. Bakın bu öbür aşı için de geçerli. Tabii, şimdi Sinovac tabii, aşısında tabii, da alerjik tabii, olabilir. Evet. Siz onu Sinovac, da aynı isterim. Şey, yani ne tür belirtiler şey, alerjik reaksiyona giriyor mesela? Evet Sinem Hanım. Yani bu bütün aşılar için geçerli bir şeydir. Bakın Sinovac aşısında da ben de ilk dozumu yaptırdığımda, hatta ikinci dozdan sonra da belli bir süre bu aşıyı yaptırdığım sağlık kuruluşunda bekledim. Yani makul bir süre bekledim. Ondan sonra oradan ayrıldım. Bu bütün aşılar için geçerli. Ama messenger RNA aşısı ya da Sinovac aşısı daha yeni bir teknik, daha yeni bir teknoloji olduğu için orada biraz daha duyarlı olunması normaldir. Yani bu biraz daha duyarlı olunuyor tabii o noktada. Ama bakın bunların hem faz çalışmaları sırasında hem de şu anda dünyadaki uygulamalarda
hem BioNTech aşısı ile ilgili hem de Sinovac aşısı ile ilgili herhangi bir bu aşılama sürecine sekte vuracak, ara verilmesini gerektirecek, güvenilirlikle ilgili herhangi bir problem yaşanmadı. Her iki aşı için de geçerli bu. Ayrıca da bunun ne kadar etkinliği olduğu konusunda da çok fazla vatandaşlar bence kafalarını karıştırmasınlar. Spekülasyona gerek yok. Bunlar her ikisi de koruyucu. Aşıya ne kadar ulaşabilirsek, ne kadar yaptırabilirsek, ne kadar çok nüfusu aşılayabilirsek o kadar iyi. Hani BioNTech aşısı bir seçenek gibi sanki o mu bu mu, tabii vatandaşın tercih etmesi isteniyor burada. Bu da vatandaş için iyi bir şey. Düşünüp bir tanesine karar verebilir. Yani gönlü hangisinden yanaysa onu yaptırabilir. Hocam rahatlıkla. Şimdi aşı bulabileceğiz mi diye konuşurken hangisini yaptırsak diye de konuşuyoruz. Evet, yani geldiğimiz bunu... yer aslında güzel bir yer. Yani onu mu yaptıralım? Bunu hani bulduk da hani hala evet, bu yani... aşıyı bulamayan ülkeler de var. Yani doğru söylüyorsunuz. Birçok ülke bakın aşıya ulaşamıyor şu anda. Birçok ülke, Afrika ülkeleri başta olmak üzere aşıya ulaşamayan, hatta bizim yaptırdığımız miktarların çok altında aşılamada kalan ülkeler var. Yani bunu böyle tartışmamak gerekir bence. Bir an önce gidip hangi merkezlerine geliyorsa bize o aşımızı yaptırmamız lazım. Vatandaş eğer eski teknolojiyi yaptırayım ben, daha içim rahat eder diyorsa onu yaptırsın. Aklından şöyle bir şey geçiyorsa, BioNTech aşısı işte daha koruyucu, işte Alman'dır bunlar, işte Alman Pfizer var arkasında, çok daha iyi bir teknolojidir, burada daha iyi bir etki vardır gibi bir inancı varsa gitsin onu yaptırsın. Ama ben diyorum ki her iki aşı da bence yeterli koruma sağlıyor. Hocam şimdi mesela Nisan'ın başındayız. Nisan ayının sonuna kadar aşılanma yüzdesinde ne gibi bir oran öngörüyorsunuz? Hızlı mı gidiyor, iyi yani mi gidiyor? Bunu benim öngörmem çok zor. Şimdi aşılama faaliyetleri devam ediyor. Şu anda insanlar randevularını alıyorlar. Evet. Aşısız geçen bir günümüz yok. Burada elimizdeki dozun yeterliliği, yani bu dozun arkadan devam etmesi. Çünkü aşılanan bireylerin sayısı arttıkça yeni aşıların da gelmesi gerekiyor. Tabii burada depolama sorunu var, bunların korunma meselesi var, muayene süreçleri var. Bu aşılar geldiği zaman bizim yetkili birimlerimiz tarafından Sağlık Bakanlığı'nın tekrar bir kontrole tabi tutuluyor. Yani nicelik ve nitelik yönünden kontrol ediliyor bu aşılar. Bu kontrollerden de geçtikten sonra vatandaşa ulaşıyor. Bir taraftan da zaman zaman sıra dışı bir reaksiyon ortaya çıkarsa, sıra dışı bir durum söz konusu olursa, başka ülkelerde oldu, bizde henüz olmadı ama aşılama faaliyetlerine bir ara veriliyor. Yani aşıyla bir illiyet bağı aranıyor burada. Eğer böyle sıkıntılar olmaz ise ve sürekli bir akış olursa, yani sürekli bir aşı girişi olursa ülkeye, ben yaz ayının ortalarında bir hayli yol almış olacağımızı düşünüyorum. Şimdi hocam, yani öyle bir şey ki aşılandıkça bu pikleri ve artışları önleyebiliyoruz. Yani aşılama süreci sekteye uğradığı noktada işte bunun pik yapması, üçüncü dalgası piki eksilmiyor, bitmiyor. Yani o yüzden aşılanmayı çok önemsiyoruz. Şimdi bir de hocam şu alerjik reaksiyonlardan söz etmiştik. Belki aşı sırası gelmiş olan izleyicilerimiz bilmek isteyecektir. Ne gibi reaksiyonlar olabilir? Siz sonuçta bir farmakologsunuz. İkinci aşının olmamasını gerektirecek hangi reaksiyonları verebilir vücut aşıya? Şimdi şey gibi düşünün, herkesin anlayacağı dilden konuşayım. Mesela penisiline alerjisi olanlar var değil mi toplumun içinde? Hepimizde olmuyor ama bazılarımızda penisilin alerjisi oluyor. İşte evet. Buna benzer bir alerjik reaksiyon. Ciltte döküntü, basit kaşıntıdan başlar bu reaksiyonlar. Bazılarında hafif geçer ama bazılarında çok daha şiddetlenebilir. Solunum güçlüğüne kadar gidebilen ciddi sıkıntılara yol açabilir. Ancak hiç korkmaya gerek yok bunlardan. Hastane koşullarında yapıldığı için buna karşı ilaçlar da var elimizde. Böyle bir reaksiyon geliştiğinde buna karşı olan ilaçları hastaya verip hızla düzelmesini sağlıyoruz. Tabii ki bu boyutta anafilaksi dediğimiz, anafilaktik şok dediğimiz seviyede ciddi bir alerjik reaksiyon gelişirse o zaman tabii ki bu tarz bir aşıyı bir daha yapmak
yaptırmaması gerekir. Aynı İkinci penisilin dozun o alerjisi zaman, olan evet, ikinci doz o sağlık zaman sıkıntıya dosyalarında giriyor yazar. hocam. Tabii nasıl penisilin alerjisi Evet. olan sakınırsa bu da sakınacak. Var mı hocam eklemek istediğiniz, belirtmek istediğiniz bir husus? Lütfen buyurun. Eklemek istediğim tek şey vatandaşlarımızın fazla detaylarda boğulmadan, yani çok fazla detaylara giriyorlar ve çok fazla detaylara girdiğiniz zaman asıl konu kaçıyor. Burada asıl konu bir şekilde aşıya ulaşıp koruma sağlamamız. Bugün bir tek aşısı gelmese o mu bu mu diye tartışmayacaktık. O zaman ulaşabildiğimiz Sinovac aşısını yaptıracaktık. Hangisine ulaşabiliyorlarsa yaptırsınlar, aşı programına destek versinler. Ne kadar destek olursak o kadar çabuk bu salgından çıkabiliriz. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Tayfun Uzbay, yayınımıza katıldınız, aydınlattınız bizleri. Teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günlerde bir arada olabilmeyi diliyoruz hocam. Ben de teşekkür ederim Sinem Hanım. Size ve tüm izleyicilerimize sağlık diliyorum. Hepimize çok teşekkürler.